Herkese merhaba arkadaşlar, Dimentium 2'nin ilk izlenim videosuyla karşınızdayım. Oyunun ilk dakikalarını hep beraber göz atacağız. Dimentium kapak resminden de anladığınız gibi bir korku oyunu. Saf bir korku oyunu arkadaşlar. Özellikle böyle adamın ağzından böyle bir el çıkıp yüzüne yapışması gayet hayal gücünü sınırlarını zorlayan bir resim olmuş. Gayet de başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Dimentium aslında eski bir oyun arkadaşlar. Oyunun ilk versiyonu 2007'de yanlış hatırlamıyorsam Nintendo DS için çıkmıştı. Daha sonra oyunun PC sürümü çıktı mı inanın hiç bilmiyorum. Fakat geçtiğimiz günlerde Steam'de Dimentium 2'yi 11 dolar fiyat etiketiyle oyunculara sundular. Ben de sizler için oyunun ilk dakikalarına göz atabileceğimiz bu videoyu hazırladım. En azından oyunu satın alma düşüncesindeyseniz bu videoyu izleyerek bir ön fikir sahibi olabilirsiniz. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan oyunumuza ilk girişi yapalım. Ve bakalım Dimentium 2 nasıl bir atmosferde geçiyor, nasıl bir oynanış sunuyor. Hep beraber ilk elden bir deneyimleyelim arkadaşlar. Bu arada oyunun multiplayer modu yok. Yani oyunu direkt aldığınız zaman single player, yani hikaye modunda oynuyorsunuz. Herhangi bir multiplayer modu yok Outlast'ta olduğu gibi. Bu arada yine böyle bir akıl hastanesi var arkadaşlar. Gerçi bu hikayeyi biraz böyle Outlast'tan biliyorsunuz, yani tanıdık gelebilir. Yine böyle bir akıl hastanesinde geçiyor. Tam anlamıyla böyle delilerin üzerinde şeytani deneylerin yapıldığı bir akıl hastanesi. Daha doğrusu hapishane hastane karışımı gibi bir yer arkadaşlar. Aynen Outlast'taki gibi. Evet, şu an oyunun ilk introsu. Bu arada görevliler bizi almaya geldiler. Öyle ilginç şeytani deneyler yapıyorlar bu hastalar üzerinde. Oyunun kısaca hikayesi bu şekilde arkadaşlar. Yalnız bu oyun Outlast'tan daha eski bir oyun arkadaşlar. Hani belki hikaye biraz Outlast'a göre, hani Outlast'a benzerlik taşıyabilir. Fakat bu oyun dediğim gibi 2007'de Nintendo DS platformuna çıkış yapmıştı. Böyle biraz hikayeler benzerlik taşıyabilir. Ama Outlast'tan çalıntı olmadı da kesin arkadaşlar. Bu arada böyle bizi hücremize doğru götürüyorlar. Bu görüntülerde böyle biraz sizlere tanıdık gelebilir. Biliyorsunuz Outlast'ta da böyle bu tarz yerler vardı. Bu arada elemana işkence çektiriyorlar. Gayet iç açıcı bir mekan. Evet, hücremize doğru gidiyoruz. Yalnız ara geçiş videoları çok fazla kaliteli değil arkadaşlar. Hani yani çok fazla böyle kalite kokmuyor. Daha çok böyle eski tarz oyunları anımsatıyor bana. Özellikle bu oyunun ilginç bir çekiciliği var. Tam anlamıyla böyle sanki nostalji bir oyun oynuyormuş havasına kapıldım. Ben oyunu bir bölüm oynadım. Açıkçası vasatın altında bir grafik yapısı var arkadaşlar. Şu an böyle hücremizdeyiz. Hücre arkadaşımızın koluna bakarsanız böyle kare kare bir görüntü var arkadaşlar. Yani grafikler tam anlamıyla eski tarz. Gerçi öyle sanıyorum bu oyunu tam anlamıyla port etmişler arkadaşlar. Çünkü bu oyuna ben çok yabancıyım. Daha önce yani PC versiyonu var mıydı yok muydu onu da bilmiyorum. Belki daha önceki oyunlarından birine port edilmiş olabilir. Özellikle çünkü oyunun isminin yanında böyle bir HD takısı var. Muhtemelen konsoldan direkt port edilmiş gibi duruyor. Evet, bu arada böyle bir tane akıl hastası var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Outlast'taki karakterlere özellikle çok benziyor. Burada bir tane neymiş bu, giyotine benziyor. Biz buradan kelleyi uçurmadan çıkmamız lazım. Evet, şöyle kaçalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle görüntü tam anlamıyla sizlere Outlast'tan tanıdık gelebilir. Bu arada biz bıçağımızı aldık. Tabii ki bu oyunda arkadaşlar şunu bir indirelim ilk önce. Bu oyunda arkadaşlar biraz böyle savunmasız değiliz. Yani Outlast'taki gibi neyse ki böyle silahları kullanabiliyoruz. En azından düşmanlara
Daha doğrusu böyle yaratıklara zarar verebiliyoruz. Biliyorsunuz Outlast'ta burası ne olmuş böyle? Adamın bağırsaklarından zincir geçiyor. Yalnız biz hiç bulaşmayalım. Evet, şurada neymiş bu? Evet, sağlık. Bu arada sol altta arkadaşlar sağlık barımız var. Sağ üstte de haritamız var. Dediğim gibi arkadaşlar böyle Outlast tarzında bir oyunla karşı karşıyayız. Evet, şöyle devam edelim. Evet, yine bir ara geçiş var. Evet, insanlar üzerinde böyle akıl almaz şeytani deneyle. Oo. Yalnız bu yaratık bayağı bir büyüktü. Umarım şu an onunla karşılaşmayız. Evet, yine bir halüsinasyon gördük. Böyle tuhaf tuhaf geçişler yaşıyoruz arkadaşlar. Herhalde arada böyle bir zaman kaybı yaşıyor bizim karakterimiz. Evet, şöyle bir geçelim. Oo. Gel bakayım sen buraya. Siz yapıyorsunuz zaten hep bunları. Evet, bunun işini bitirdik. İlerliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi grafikler yani çağımızın gerçekten çok gerisinde, fakat oyunun ilginç bir çekiciliği var. Böyle sanki nostalji bir oyun oynuyormuş havasındayım. Gerçekten atmosferi çok iyi yansıtmışlar arkadaşlar. Gayet de şu an için güzel gidiyoruz. Bakalım, aynen devam edelim şöyle. Bu arada kapı geçişleri biraz böyle Resident Evil 2'den bildiğimiz, biliyorsunuz böyle karanlık basardı böyle bölüm geçişlerinde. Kapı yavaş yavaş açılırdı. Burada da böyle direkt ekran kararıyor ve o şekilde diğer bölüme geçiyoruz. Evet, bu arada bunları indirdik. Yalnız ne tarafa doğru gideceğiz? Şöyle karşıya doğru bir girelim bakalım. Bu arada silah kullanmamız gayet iyi olmuş arkadaşlar. En azından yaratıklara zarar verebiliyoruz. Burası, evet, kaydetme bölgesi. İlginç de bir save bölgeleri var arkadaşlar. Oyunda bu tarz yerlerle karşılaştığınız zaman direkt oyunu kaydedin. Evet, şu karşıdan ilerleyelim bakalım. Evet, bu kilit bir bulmacalı. Evet, burayı çözeceğiz arkadaşlar. Böyle ilginç arada bulmacalar var. Şöyle indirelim bakalım. Evet, bu değil. Bu da değil. Evet, şu sıralamayı yapmamız lazım arkadaşlar. Evet, bir, üç göz, iki göz. Buraya da tek gözlü olan şişeyi koyacağız ve kapı açılacak. Böyle arada ufak tefek bulmacalarla da karşılaşabiliyoruz. Evet, kesinlikle burada böyle şeytani deneyler yapılıyor arkadaşlar. Böyle insanların muhtemelen genleriyle falan oynuyorlar. Bu da sapık doktorumuz. Ve buradan bir şekilde yırtmaya çalışıyoruz. Evet. Oo, az önce gördüğümüz dev yaratık. Muhtemelen bununla kapışacağız arkadaşlar. Kaçarımız yok. Böyle ilginç de bir deney harikası. Evet, şöyle indirelim bakalım. Oo. Yalnız biz elimizdeki bıçakla bunu ne yapacağız onu da bilmiyorum. Evet, sol üst tarafta bu yaratığın can barı var arkadaşlar. Oo. Gel bakayım sen buraya, gel. Evet arkadaşlar, bu sevimli yaratığı bir an önce indirmemiz lazım. Bu arada hemen şöyle
Enerjimizi kullanmayı ihmal etmeyelim çünkü o. Oh. Gel abi, gel abi sen. Nerede bu? Evet, böyle bir asit atıyor arkadaşlar yere. Yaratıklar bırakıyor arkadaşlar, böyle şey gibi. Şunları da keselim, onlar da bize zarar veriyor. Evet, hemen bir enerji kullanalım. Neyse ki herhalde indireceğiz. Oo, çok kötü oldu be. Evet. Bayağı bir enerji kaybettik fakat sonunda neyse ki yaratığı öldürmeyi başardık. Yalnız bu arada böceklerin de işini bitirmemiz lazım çünkü bunlar bize zarar veriyor. Evet. Şöyle bir devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar, neyse ki sonunda böyle bir silahımız oldu. Hemen şunu da alalım. Şuraya da oyunumuzu kaydedelim. Evet, bu arada oyunu kaydederken arkadaşlar aynı zamanda sağlık barımız da fulleniyor. Yani bu bölüm geçişleri falan, böyle ekranın kararması falan filan tam anlamıyla eski, biliyorsunuz eski oyunlarda bu şekildeydi sürekli. Aynen. Evet. Bu oyunda da devam ediliyor. Yalnız bizim neyse ki şeyimiz bitti arkadaşlar. Hemen şöyle, bunlar da böyle Silent Hill'deki yaratıklara çok benziyor gerçekten, hemen hemen aynı. Yani oyunu oynarken birçok oyunun böyle, nasıl diyeyim size, birleşmiş hali gibi hissedebiliyorsunuz. Evet, bu arada şöyle indirelim. Yalnız bıçakla çok zor. Bunlar bitmiyor ki abi. Hemen şöyle bir enerji alalım, yoksa nalları dikeceğiz. Bir sana, bir sana, bir sana, bir sana. Hadi bakayım. Tekrar bir enerji alalım, hemen buradan topuklayalım. Yoksa bunlar bizim canımızı okuyacaklar. Evet, neyse ki öldüler diyecektim fakat yok abi, bunların sonu gelmeyecek galiba. Yalnız bizim buradan aniden, evet, şöyle uzaklaşmamız lazım. Evet, neyse ki bir tane silah bulduk. Evet, bunlar çok fazla hızlı hareket edemiyorlar, o yüzden bir nevi bu durumda şanslıyız çünkü gerçekten canımı okumak üzereler. Evet, şöyle devam edelim. Evet, burada da bir tane silah var. Gel abi sen şöyle. Aynen.
İşte bu. Evet, diğer bölüme geçtik herhalde arkadaşlar. Böyle her tarafta böyle kanlı zincirler işte cesetlerin içinden geçiyor falan. Tam anlamıyla böyle biraz nasıl diyeyim arkadaşlar, iç karartıcı bir atmosferi var. Tam anlamıyla korku oyunlarından beklendiği gibi. Bu arada biz nereye gideceğiz? Şöyle bir bakalım hemen. Evet, canımız çok azalmış arkadaşlar. Bir yerden çıkmamız lazım. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir karşıya doğru bir gidelim bakalım ne var. Evet, buradan geçecekmişiz. Yalnız bizim canımız çok az arkadaşlar. Ne yapacağız? İnanın hiç bilmiyorum. Neyse ki indirdik. Evet, şöyle bir giriş yapalım şuraya. Arkadaşlar yani tam anlamıyla evet şuradan bir can alalım. Tam anlamıyla port edilmiş bir oyun bu. Yani özellikle şey bir oyun değil arkadaşlar. Yani yeni tip bir oyun değil. Bu arada şuraya ben evet hem oyunu kaydedeyim hem de canımızı fulleyelim. Yoksa biz çok kötü taklaya geleceğiz burada. Evet, bir de şöyle bir ilerleyelim bakalım ne var ne yok burada. Evet, burası kapalı. Şöyle bir devam edelim bakalım. Tam anlamıyla port bir oyun arkadaşlar. Ama her zaman dediğim gibi böyle oyunun ilginç bir çekiciliği var. Neyse, şunu bir indirelim bakalım. Evet, bu arada silah cephanesini de aldık. Yalnız kolay bir oyun arkadaşlar. Yani Outlast kadar zor bir oyun değil. Gayet basit bir oyun. Ancak çok güzel bir şekilde atmosferi yansıttığını söyleyebilirim. Her ne kadar grafikler eski düzey olsa da böyle yine de keyifli bir oynanışı var. Bence oyunu şu an satın almanızı pek önermiyorum. Özellikle Steam'de kış indirimi çıkacak arkadaşlar. Kış indiriminde muhtemelen 3-4 dolar seviyesine kadar düşecektir bu oyun. 3-4 dolara da kesinlikle tavsiye ederim. Yani özellikle bu keyfi yaşamanız için, daha ucuza yaşamanız için Steam kış indirimini beklemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şu an için 11 dolar fiyat etiketine sahip. Dilerseniz arkadaşlar ilk videomuzu burada noktalayalım. Belki oyuna ilerleyen günlerde buradan kaldığımız yerden yani ikinci bölümde devam edebiliriz. Şu an için aktaracaklarım bu kadar. Oyun her ne kadar böyle şu anki teknolojimizi, grafik teknolojimizi yansıtmasa da gayet keyifli bir oyun olmuş. Yani güzel bir oyun. Özellikle Outlast tarzı oyunlardan veya Amnesia tarzı oyunlardan hoşlanıyorsanız bu oyunu da sevebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oyunsuz kalmayın.